Eski havlularınızı atmamanız için çok güzel bir nedenimiz var. Çok güzel bir geri dönüşüm çalışması yapıyoruz. Bir kabın içerisine çimento ekliyoruz ve üzerine alabildiği kadar su ilave ediyoruz. Normal oda sıcaklığında suyu ekledikten sonra akışkan bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Karıştırma aşamasında bir aparat kullanın veya eldiven takın. Ellerinize zarar vermesin Tamamen karıştıktan sonra Havlumuzu karışımın içerisine Atıyoruz ve her tarafına Gelecek şekilde Yediriyoruz çimentolu su karışımımızı Her tarafına nüfuz ettiğini düşündükten sonra Kaldırıyoruz ve hazırladığımız Düzenek üzerine yerleştiriyoruz Bu düzenekleri nasıl hazırladın derseniz Plastik kaplanın üzerine bir çöp poşeti taktım ve onun üzerine hazırladığım havlu çimento karışımını düzgün bir şekilde yerleştiriyorum ve sonra kurumadan önce ellerinizle dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Şekli verdikten sonra bir çöp poşeti daha geçiriyorum üzerine. Bu şekilde kurumasını sağlayacağız. Direkt güneş ışığı alırsa çünkü çatlamalar oluyor. Küçük çalışmalar için küçük vazoları yapmak için ise daha küçük düzenekler hazırladım. Plastik ve cam şişeleri üst üste taktım bir ip yardımıyla bağladım. Bir poşet taktım. Çünkü daha ince, daha küçük bir çalışma yapmak istiyorum bu aşamada. O yüzden daha küçük bir düzenek hazırlıyorum. Küçük bezleri, havluları, dantelleri kullanabilirsiniz. Hepsi çok güzel sonuç veriyor. Ben hepsiyle denedim bu çalışmayı. Hepsi de çok güzel oldu. Uzun zaman kullanabiliyorsunuz tüm yüzeye yedirdikten sonra hazırladığımız düzenek üzerine bezlerimizi yerleştiriyoruz. Çalışmalarımızı poşetle kapatmadan hemen önce elimizi istediğimiz şekli veriyoruz ve üzerini kapatıyoruz. Bir gün bu şekilde bekletiyoruz arkadaşlar. Bakın kapalı olduğu için ne mermeler olacak ama bu istediğimiz bir şey çatlamayı önleyecek. Ve bir günde üzeri açık şekilde bekletiyoruz. Yani toplamda iki gün beklettikten sonra çıkartıyoruz düzenekten. Bakın bu şekilde ayakta sağlam duruyor ve oldukça düzgün görünüyor. Şimdi boyama aşamasına geçiyoruz. Birçok farklı boya kullanabilirsiniz. Ben rich multi surface yani her yüzeye uygun olan boyayı kullandım. Biraz sulandırdıktan sonra ilk katı, daha sonrasında daha az su ekleyerek ikinci katı uygulayabilirsiniz. Akrilik boya kullandım. Sprey boya kullandım. Guaj boya bile kullandım. Duvar boyası da kullandım arkadaşlar. Çünkü çimentolu bir yüzeye çalışma yaptığımız için neredeyse bütün boyaları tutuyor. O yüzden neyle boyayayım diye bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bakın burada da guaj boyayla yapıyorum ve oldukça da güzel tutuyor boyayı. Ben boyayla uğraşmak istemiyorum. Daha pratik, daha hızlı olsun diyorsanız sprey kullanabilirsiniz. Vernikli bakır sprey kullanıyorum. Bir kat uygulama bile yeterli oluyor. Hem kendinden vernikli olduğu için parlak ve daha güzel görünüyor. Bunu tercih edebilirsiniz. Seçim sizin. Sprey guaj boya, duvar boyası, her türlü boyayı neredeyse kullanabiliyoruz. Duvarlarımı boyadıktan sonra arta kalan duvar boyasıyla da bu çalışmayı yapıyorum. Yani ben elimdeki bütün boya çeşitlerini bu çalışmamda değerlendirmiş oldum. Ve sonuç vazolarımız, saksılarımız hazır. Evimizin birçok farklı alanında kullanabiliriz. Kim derdi ki atılacak bu havlular böyle güzel vazolar, saksılar haline dönüşsün? Sizde evinizdeki bezleri, dantelleri, eski kullanılmayan dantelleri, bezleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hem odanıza şık bir saksı, hem bahçenize evinizin diğer odalarına güzel bir vazo elde edebilirsiniz. Hepinize mutlu, huzurlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.